Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Çiçek, et fiyatlarının düşmesi için küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Elazığ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Çiçek, Türkiye'de et fiyatlarının güncel durumuna ve kırmızı et fiyatlarının hangi çalışmalarla düşürülebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Et Balık Kurumu'nun dışarıdan getirdiği karkas etle fiyatların kısmen düştüğünü söyleyen Mehmet Çiçek, bunun kalıcı çözüm olmadığını vurguladı. Et ve Süt Kurumu'nun dışarıdan kasaplık hayvan getirip şartları yerine getiren büyük firmalara kasaplık hayvanlar verip kesilmesinden dolayı Türkiye genelinde piyasada bir 5 ila 7 TL arasında bir düşme var. Ve bu devam ettiği sürece önümüzdeki günlerde ve 2024'te et fiyatları yükselmeyecek gibi durmakta. Fakat nereye kadar bunu sürer, nereye kadar nefes yeter, nereye kadar güç yeter, ekonomi yönetimi her yıl milyar dolarları verip dışarıdan kasaplık veya karkas et getirmeye gücü yeter mi yetmez mi onu bilmiyoruz. İşi kökenine yenip damızlık düveleri getirip Türkiye'de yine eskiden olduğu gibi hayvan bağlılığını artırarak süt ve et fiyatlarını normale döndürebiliriz. Tabii bu da 2-3 yıl alacak. Çiçek, Türkiye'de et fiyatlarının düşmesi için küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi ve süt ineklerinin verimli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de etin düşürülmesi için küçükbaşı özendirmek lazım. Çünkü küçükbaşta yaylalardan ve otlaklardan dolayı maliyet daha düşük. Türkiye'de büyükbaş yemin zoru ile yapılmakta. Yem de enerji ve dışarıdan ithal edilen ham maddelerle yapılmakta. Bu da maliyetleri artırmakta. Onun için süt ineklerini verimli ve rentable hale getirerek sütçüleri piyasada tutmamız lazım. Onları özendirmemiz lazım. Sütçünün keyfi iyi olursa dana da olur. Dana çok olursa besi de olur. Besi çok olursa da et ucuz olur. O günlere kavuşmamız için buna riayet etmemiz lazım.